dostlar size ne göstereceğim. Gel evladım gel. Küçücük yavrular küçücük. Süt yavrularını getirmişler. Bırakıp gitmişler. Şimdi bunlar yaşar mı? Ben bunları ne yapayım şimdi? Şöyle göstereyim. Şimdi burada bırakamayız. Çok küçükler. Bu süt yavrusu dostlar yaşamaz. Anne yok. Herkes kimin ne halt ettiğini görüyor dostlar. Vakit kaybetmeden bu çocukları alalım. Çok şükür yavrularımızı getirdik. İşte buradalar. Hemen onları araçtan indirdik. Tertemiz kaplarda yoğurt aldım dostlar. Bir yesinler, içleri serinlesin. Orada güneşin altında yanmış bu canlar. Kaplarını, su kaplarını da hazırladık buraya. Artık. Bahtları açık olur inşallah. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah o bölgelerde hastalık kapmamışlardır. Daha nelerle karşılaşacağız bakayım ya. Toplayıp annelerinden ayırıp atıyorlar. Şimdi yoğurtlarını yesinler. Ondan sonra ben onları bir temizleyeceğim. Göz damlası yapacağız hepsine. Mikrop kapmış o büyük ihtimalle. Afiyet olsun. Sen de geldin ve güzelliklerin benim. Civcivlerimiz de burada. Hep birlikte yaşayacağız inşallah. Serin çok iyi geldi. Ne yesin bu garipler orada görüyorsunuz önde işte büyük canların yiyeceği yemek var. Onu yiyebilir mi? Daha dişleri yok. Gözleri yeni açılıyor. Yazık günah ya. Hadi yiyin. Ben şimdi de temizliğinizi yapayım şöyle. Bebişlerimiz karınlarını doyurdular. Hala yoğurtların içerisinde geziyorlar. Göz damlalarını yaptık. Şimdi onları bir temizleyeceğiz biz. İnip çıkmayı da öğrensinler. Biraz da yavru maması koyacağım önlerine. Artık birlikteyiz. Sosis kızımız yine annelik yapıyor bakın. Aferin benim kızıma ya. Akıllı kızım benim. 6 tane bebişi büyüttü benim kızım. Bu kısır. Onu hatırlatayım ben sizlere. Süt emzirerek büyüttüğünü zannetmeyin dostlar. Annelik yaptı. Onları eğitti. Yanlarından ayrılmadı. Şimdi yeni bebişler var. Çağırdım ben onu. Değil mi sosisim? Şimdi bu bebişler sana emanet kızım. Tamam mı? Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Sen onlara güzelce bak. Şimdi sularını da aşağıya indireceğim. Serinde gezmek istiyorlar. Burada gezsinler. Mamaları var. Yoğurtlarını yediler. Hava karınca ben tekrar onlarla ilgileneceğim tabii. Sık sık ineceğim. Ufaklık su içmeyi de öğrendi. Tam eve çıkacaktım ama dayanamadım. Yine onların yanından ayrılamıyorum şimdi. Hadi bakalım çocuklar. Her şeyiniz var. Gezin oynayın. Benim yanıma gelmeyin. Sosis onların hepsini toplar şimdi bir araya. Basamaktan çıkmayı da öğrendiler. Aferin sana ya. Kulübeleri kurduk. Bebişlerimiz de buradalar. Küçüklü büyüklü. Güzel mi kulübe? Tombiş. Hadi gezin bakalım. Diğerleri de buradalar. Sen geziyor musun? Şişko çocuk. İşte buradalar dostlar. Sonunda sağ salim büyüttük. Bunlar öksüz yavrularımız. Daha gözleri açılmadan bir haftalıkken anneleri yok edilen bebişlerimiz. Şimdi sağ salim buradalar. Yeni arkadaşlar da var. Alışıyorlar. Sabah geldik, kulübeleri taşıdık, montajını yaptık. Onlar da bizimle beraberdiler. Şimdi gölge düşünce kulübelerin altından çıkıp geziyorlar. Aferin size ya. Çok güzel değil mi buralar? Gençlerden de Allah bin kere razı olsun. Bugün yalnız bırakmadılar. Bu tek başına olacak iş değil dostlar.
Yine suya girdiniz değil mi? Canım yine arkadaşlar geldi. Sen onlara da annelik yap. Gerçi aynı boydasınız ama işte yavruyla aynı boyda. Burada küçük bebişlerimiz de var. Burada yemekler. Karşıda yemekler, sular. Hepsini tamamladık. Biz yarın tekrar geleceğiz. Bu kulübeyi sahiplendiler. Gelene gidene çete olup kafa tutuyorlar burada. Şikolar. Hadi arkadaş olun da oynayın. Biz de gideceğiz artık. Yodu yaramazlar. Biz gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Kuru mamaları. Şimdi bakın bu çocuğun kulağını kontrol edeceğiz. Geçen sizinle paylaşmıştım nasıl keni olduğunu. Hep beraber şimdi kontrollerini yapacağız. Biraz karnını doyursun. Ondan sonra bakacağım ben. Gel bakalım, gel bakalım. Burası komple kenelerle örülüydü şu bölge. Çoğu düşmüş. Onlar da düşecek şimdi. Çok güzel, çok sevindim. Çok az kalmış. Bir kısmını da ben temizlemeye çalışacağım. Ondan sonra da mavi sprey yapacağım. Çocuklarımız karınlarını doyuruyorlar. Bu çocuğumuzun da kulağını güzelce temizledik. Antibiyotik spreyini de yaptık. Mikrop kapmasın diye. O kuruyan keneleri de ben aldım. Bazısı kuruyor, orada ölüyor, yapışıp kalıyor. Hayvan da kaşırken kulağını kanatıyor. Görüşmek üzere çocuklar. Hadi bakalım. Çocuklarımızın sularını ilave ettik. Her geldiğimizde birer kap da ilave ediyoruz. Şu an burada 6 tane kap var. Tamamı suyla dolu. Bakın sularını içtiler. Burada kuru mamaları var. Yedeklendi. Bir kısmı da gölgelerden gelmeye başladılar. Hadi geç sen de suyunu iç. Geç. Aferin susadın mı sen? O yerini biliyor, gidip suyunu içer. Diğerleri de burada. Oraya da kuru mamalarını doldurduk. Karınlarını doyuracaklar. İçeriden de suları içip gölgelerde yatacaklar. Görüşürüz çocuklar. Burayı da sizlerle son zamanlarda paylaşıyorum. Suları tamamladık. Kuru mamaları yedekledik. Daha önce de anlattım. Çok ürkek canlar var. Buradan dişiler, yavrular gelip karnını doyuruyor. Şimdi burada görünmüyorlar sanırım. Ağaçların içlerine doğru çekildiler. Bizden sonra gelip karınlarını doyacaklardır. Buraya çocuklarımızın mamaları koyduk. Doğdu kızım. Aferin sana. Hadi gelin bakalım. Hadi geçin. Karşıda bolca mamaları var dostlar. Oradan karınlarını doyacaklar. Arka tarafta da gölet var. Oradan da sularını içiyorlar. Hep anlatıyorum. Her yere su taşımamız imkansız. Afiyet olsun. Çocukların suları tamamen bitmişti dostlar. Kapları yıkadık, ikisini doldurduk. Şimdi Furkan birini dolduruyor. Sadece su içiyorlar farkındaysanız. Birazdan mamaları kontrol edeceğiz. Seslendik. Hepsi gölgelerdeler. Oralardan çıkıp gelecekler. Bunu anlatıyorum. Ben gördüğüm kadarıyla bol miktarda yemekleri var. Şimdi ben orayı kontrol edeceğim. Suyun işte keyif yapıyor şimdi. Aferin sana. Hadi içim bakayım. Çocuklar karşıda sularını içtiler. Buradan yemeklerini yiyorlar. Şöyle göstereyim. Ağzına kadar yemekle dolu. Bu tarafta dolu. Bu bölgeleri hep söylüyorum. Adapazarı Rehabilitasyon Merkezi personeli artan yemekleri toplayarak birçok noktaya yemekler koyuyor. O yüzden biz yukarıdaki devasa yaşam alanlarına çıkıp şov yapmıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Gerçekleri paylaşıyoruz. Buraya bizim mama açmamıza gerek yok. Zaten haberleşiyoruz. Yukarıdaki de
tamamen yemeklerle dolu olduğu için sorun yok. Ama biz orman işlerine gireceğiz. Oradaki canlıların sularını ve mamalarını tamamlayacağız. Çocuklar karından doyurmuşlar. Gelip buradan sularını içecekler. Ondan sonra istedikleri gibi takılabilirler. Buradaki çocuklarımızın da sularını tamamladık. Hadi gel iç suyunu. Gel. Nasıl sular burada. Bunun bir kısmını içtiler. Tamamlayacağız. Çocuklar toparlanıyorlar. Hepsinin karnı tok. Dış kesimde mamalıkları var. Orayı da sizinle göstereceğim. Ben gelirken kontrol ettim. Ama yanında durmadım. Direkt sularını getireyim diye. Yemekleri var. Karından doyurmuşlar. İşte burada gölgede yaşamaya çalışıyorlar. Yeter ki bu canlar ellemesinler. Bir de ikide bir soruyorlar. Oradaki canlar kısır mı? Hep söyledik. Yaşam alanlarımızdaki bütün canlar kısır. Hadi bakalım çocuklar. Görüşürüz. Bakın nasıl son anda gördünüz. Hocam buradan karnını doyuruyordu. Şimdi içeriye geçtik. Bu yemekleri o yüzden bu bölgelere koyuyoruz ki. Bakın yine Adapazarı Rehabilitasyon Merkezi ekipleri buraya da yemekler, ekmekler, her şeyi doldurmuş, görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Şu alt kısımlara canları genelde atıyorlar. Diğer ilçelerden getirip. O yüzden buraya koyuyorlar ki. Bunları hep planlıyoruz. Tabii bu yasa her şeyi alt üst etti. Ne yapacağımızı, belediyeler de ne yapacağını bilmiyor. Çoğu öldürüyor zaten de. İyi niyetli olanlar da ne yapacağını bilmiyor. Biz iç kesimlere de yaşam alanları kurmayı hedeflemiştik. O şekilde kaldı. Bekliyoruz. Günahı, vebali yasayı çıkartanlara çıksınlar. Kimlerin ne yapacağını açıklasınlar. Sular içeride. Biraz önce suları doldururken söylemiştim yemekleri size göstereceğim diye. Yemekler burada. Bizim bu bölgeye mama açmamıza gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi bunlar benim için buradalar. Gölgeliklere çekilecektir. Görüşürüz çocuklar. Çocuklar toparlandılar. Bir kısmı da geliyor. Biz hemen gölgeye mamaları koyduk. Buradan karınlarını doyursunlar. Hemen biz yedeklemeleri yapalım. Değil mi? Güzellik. Hadi gel bakalım yakışıklı. Afiyet olsun. Doyurun karnınız. Kuru mamalarımız da burada. Sen teftişe mi geldin yine? Gel bak. Yakışıklı. Gel. Hadi geç. Gel Sara. Mamaları koyduk biz. Yedek mamaları var dostlar. Karınlarını da doyurduk. Arada güzel esiyor. Rahatlatıyor biraz. Hadi görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüyor musunuz dostlar? Bir tane fare oradan su içmeye çalışıyor. Suyun içsin. Tekrar taze gideceğiz. Her taraf sularla dolduracağız. İşte bakın. Güzel çocuk. Hala arkadaş olamadık ya. Gel gel gel. Bir kere seveyim seni ya. Birazcık ya, birazcık. Hala alamıyoruz işte dostlar. Sularını doldurduk. Bakın. Burada kuru mamalar var. Suyu temizledik, yıkadık. Buraya da yavru mamalarını yedekledik. Bir türlü yaklaştıramıyoruz. Biz uzaklaşalım, o da gelip karnını doyursun. Hani senin kardeşlerin nerede? Gezmeye mi gittiler? Biz buraya bol miktarda kuru mama yedekledik. Yavru maması. Burada suları var. İllaki yapraklar düşüyor dostlar. Çalıların içerisine girip çıktıkça rüzgardan vesaire. Yavrumuz burada. Diğerleri de bu bölgededir. Bizden sonra gelip karınlarını da doyururlar. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çocuklarımızın mamalarını doldurduk. Sen benimle oyun peşinde misin yaramaz? Kuru mamaları burada yedek. Sularını da tamamladık. Şimdi ben uzaklaşacağım. Tamam. Öyle. Tamam. Bakın ileride de canlar var. Onlar da gelip
buradan karınlarını doyuracaklar. Hadi gelin bakayım. Gürültü yapma da geç karnını doyur. Görüşürüz. Çocuklarımızın mamalarını yedekledik. Biz dün akşam da buralardaydık dostlar. Burada kuru mamaları. Yine buraya kuru mama koyduk. Yedeklemeleri de yaptık. Acele ediyorum çünkü aracımızda yavrular var. Bakın karınları tok. Dün akşam yedirmiştik. Buraya suyu koyduk. Diğerlerine yetmedi. Dönüşte buraya uğrayacağız. Suları tamamlayacağız. Görüşürüz çocuklar. Tamam, bugün oynayamayacağız. Çok işim var. Hadi bakalım. Yaşam alanımıza geldik. Furkan hemen büyüklerin mamalarını getiriyor. Ben yavruları bir araya toplamaya çalışıyorum. Sesleri duyuyorsunuz, yanımdalar. Şimdi mamaları verecek. Birazdan da yemekleri gelecek. Hepsine yemek dağıtacağız. Yordu. İşte bebişlerimiz burada. Dün buradaydık dostlar. Kulübelerimizi kurduk. İşte bu şekilde. Bakın yemekler koymuştuk. Yemekleri bitirmişler. Hemen sularını, her şeyi tazeleyeceğiz. Aferin benim bebişlerime. Aferin çocuklarıma. Güzellikler güzellikler. Çocuklar suları içiyorlar. Biz yemeği bekliyoruz dostlar. O yüzden mamalığa kuru mama koymadık. Ziyan olmasın diye. Kulübelerimize yedekleyeceğiz. Yemeğin durumuna göre, yemek az gelirse biz mamaları ilave edeceğiz. Baksanıza bizim miniklerimize, buralara kadar öğrenmişler. Şimdi biz hemen şu suluklarımızı temizleyelim. Yavruların sularını vesaire, onları bir dolduralım. Evet dostlar, yemek gelecek demiştim. Yine Adapazarı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinden arkadaşımız yemekleri getirdi. Buraya da dolduracağız. Şöyle aracımızı da göstereyim. Her yeri temizleyince buraya kadar da giriyor rahat rahat. Dün dediğim gibi çocuklarımızın hepsini doyurduk. Karınları tok. Şimdi de taze taze yemeklerini yiyecekler. Bakın Furkan ileride kuru mamaları yedekliyor. Hep anlattım. Resmi kurumlarla düzenli çalışırsak bu iş çok hızlı şekilde çözülür. Aksi takdirde çözümü mümkün değil, başaramayız. Ekibimizi yolcu ediyoruz. Bakın güvenliği de aldık. Çocukların hepsi çekildi. Ben bir kez daha sizinle paylaşayım yemekleri. Şimdi alt bölgedeki yerlere de yemekler konacak. Dönüşte ben size oraları da paylaşacağım. İşte burada da yemekler var. Yiyorlar mı dostlar? Yok. Ne dedik? Biz dün akşam zaten buradaydık. Sabahtan akşama kadar yemeklerini getirdik. Mamalarını verdik. Yediler. Şimdi yemiyor bile çocuklar. Biz bunları anlatıyoruz. Hangi açlıktan bahsediyorsunuz? Sistem son derece kolay. Bakın Furkan, şimdi suları hallettik, yemekleri hallettik. Kulübelerimizin tamamına mama yedeklemeye devam ediyor. İşte orada yine belediyemize ait kameralar her şeyi çekiyor. Yani benim yayınlarımda en ufak bir art niyet olursa zaten belgeleri de onlarda var. Bu kadar. Güvenlikli alanları oluşturacağız. Hep beraber. Olan biteni anlatıyorum. Resmi kurumlarla işbirliği yapılacak. Hiçbir şeyi gizlemeden, ayrıntılarına varıncaya kadar. Bakın ben kulübeleri kurduğumuzu, kurmamız gerektiğini, her şeyi planlıyoruz. En baştan beri neler yapabiliriz'i ortaya koyduk işte. Kime ne zararları var? Hiç kimseye bir zararları yok. Buradan şikayetçi olanları da kimler biliyor musunuz? Şimdi burası ışıklandırıldı, gece park gibi. Ayyaş, sarhoş, buralara mekan edinmiş kişiler değişik bahanelerle şikayet ediyorlar ki yasağı da çıktı ya, hani köpekler gitsin, onlar yine eski haline getirsinler. Öyle dava yok dostlar. Bakın bir kısmı da oradalar. Biz şimdi acele ediyoruz. Daha uğramamız gereken yol boyunda yerler var. Hepsine yetişeceğiz inşallah. Şöyle göstereyim, bakın. Burası bizim dün koyduğumuz yemekler. Ben şimdi onu kabı yıkayacağım. Kuru mama koyup bırakacağız. Devam edelim. Ne yapıyorsunuz? Yağlamışlar.
İşte buradalar. Senin şişko da burada. Sen orada ne yapıyorsun? Yiyor muydun? Yemeklerini yediler. Gidip gelip yemek yiyorlar. Kulübeler de burada. Alttan da yatıyorlar. İşlerine de akşam olunca gidiyorlar işte. Burada da bizim yavrularımız var. Sular, kuru mamalar ve yemekleri yedeklendi. Afiyet olsun. Güzellikler. Ama inanılmaz sıcak. İşte işleri bitirebilsek buraya da gireceğiz. Bakın dostlar, içeriye doğru pislik devam ediyor. Takdir edersiniz ki işte hep söylüyorum, 2 kişi, 3 kişi gençler yardıma gelmezse halimiz perişan. Devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Son olarak Furkan şimdi soğuluğumuzu temizliyor dostlar. Su temiz de olsun diye. Hep bahsediyorum, canlar bunalınca içine giriyorlar, kirleniyor diye. Her geldiğimizde değiştiriyoruz. Çocuklarımızın hepsi tok. İşte göbüşleri serdiler, uyuyorlar şimdi. Meşenin gölgesinde. Harika bir serinlik var burada. Ama şu güneşe çıktığınızda da yanıyorsunuz sıcaktan. Hızlıca bir tur atayım. Zaten her şeyi paylaştım. Bir taraftan da inanılmaz koşturuyorum. Aklım araçtaki yavrularda kaldı. Arada kontrol ediyordum. Uyuyorlar şimdi. Burada yemekler. Her taraf yemekler, mamalar dolu dostlar. Zaten olan biteni anlattım. Daha fazla burada sizin başınızı ağrıtmayacağım. Suluğumuzu temizledikten sonra hemen yola çıkacağız. Yollarda beslememiz gereken canlar var. Onların ihtiyaçlarını giderip devam edeceğiz. Hani bebişler. Size az önce yukarıda bahsetmiştim dostlar. Buralara da yemek konacak diye. İşte ekibimiz buraya da yemekleri koymuş. Yine Adapazarı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi çalışanları. Benim tarif ettiğim yerlere diyorum, birlikte işbirliği yaparak çözüyoruz. Nereye yemek koyacaklar, nereye hiç girmeyecekler, bunu da söylüyorum. Belli bölgeler, hemen müdürlerine bilgiyi atıyorum, videosunu. Bu bölge diyorum, kesinlikle aracınız girmesin. Sebep, bu araçları gören canlar korkup kaçıyorlar, bir daha ele geçiremiyoruz. Kısırlaştıracağımız ya da yeni atılmış canlar varsa da bu şekilde paslaşarak toparlamaya çalışıyoruz. İşte yemekleri burada, karınları tok. Sularını da gösterelim. Biz de şimdi kuru mamaları yedekleyeceğiz. Sorun kalmayacak. Furkan da şimdi kuru mamalarını getirdi. Hemen şuraya ağacın gölgesine koyacağız. Evet. Sorun kalmadı dostlar. İşte bu kadar. Şimdi isteyen kuru mama yesin, isteyen yemeğini yesin. Suyunu içip gölgelere çekilsin. Bakın ortalıkta hiçbir yetişkin can yok. Onlar da yiyip çekilmişler. Görüşürüz çocuklar. Buradaki çocuklarımızın da yemeklerini göstereyim. Buraya da bolca yemekler konmuş. Sıkıntı yok. Bakın karınlarını doyuruyorlar. Suları tamamlandı. Biz de kuru mamaları yedekledik. İşte mamalarımız burada. Sular da burada. Ali Koca Erkek, Merve Kara, Melise Kandemir, Gamze Avvi, Salih Şener, Mehmet Konyalı, Sümeyra Mermer, Beyza Öztürk, Boğaç Erkan ve Filiz Yıldız'a çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.